Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iç kuvvetler konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de Ekim ayı programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün biz sizlerle birlikte konumuzun ismine tekrar bakalım. İç kuvvetler konusu yani bugün ayın 13'ü çarşamba günü ve biz sizlerle birlikte iç kuvvetleri işleyeceğiz. Tabii ki de sonraki haftalarda da gene konu anlatımlarımız gelecek. Ve gördüğünüz üzere 21'inde Kayaçlar Türkiye'de iç kuvvetler konusu bir sonraki hafta 28'inde ...dış kuvvetler deyip biz coğrafya dersi olarak Ekim ayına noktayı koyacağız. O zaman hadi bakalım iç kuvvetlerde, ünite içeriğimizde neler varmış? Onlardan da biraz bahsedelim. Bugün sizlerle birlikte iç kuvvetleri yani burada orojenes, epirojenes, volkanizma ve depremler dediğimiz... ...yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerin oluşum süreçlerini hep birlikte görmüş olacağız. Tabii ki de burayı daha seri bir şekilde beni takip edebilmek için... Eğer ki kitabımızı temin ettiysen kitabımızdan da sayfa aralığını söylüyorum. Orayı aç buradan da beni tekrar etmiş olursun. Hemen şöyle iç kuvvetler 16, 18, 20, 22. sayfalar. Açtığımız zaman sevgili arkadaşlar burada biz konu anlatımlarımızı gerçekleştirirken zaman kaybetmemeniz adına buradan da takip edebilir. Dersimiz bittiğinde de buradaki örnek sorularımızı çözebilirsiniz. Tabii ki de takıldığınız noktalarda da her zaman söylediğimiz gibi karekodu okutarak sorunun çözüm öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Birinci kısmımız buydu. İkinci kısmımız sevgili arkadaşlar dersimiz bittiğinde soru bankası kitabımızdan gene dövlendirmemizi yapacağız. Kitabımızı temin eden arkadaşlarımız hemen içindekiler kısmını açıyorsun ve içindekiler kısmında şöyle bakıyorum. Sayfa 21 daha oluşumu orojenes. Sayfa 22 epirojenez Sayfa 23 gene epirojenez 24 25 volkanizma. 26 27 depremler. Yani başlıyorsun 20 1. sayfadan 27. sayfaya kadar çözüyorsun. Açtım 21. sayfa geldi. Böyle de bir şans var işte. Hemen şöyle örnek bir model soru çözümümüz var. Arkasından 4 tane çoktan seçmeli testimiz var. Gene takıldığı noktalarda sağ köşelerde görmüş olduğun kare kodu okutarak sorularımızın çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra hadi bakalım derse geçiş yapalım. <laughs> Sevgili arkadaşlar iç kuvvetler nelerdir dediğimizde şimdi yeryüzü şekillerini incelediğimizde yeryüzü incelendiğinde bazı bölgeler yüksek dağlık ve engebeli değil mi? Aynen o şekilde bazı bölgeler ise alçak ve düz alanlara sahip olduğu görülür. İşte bu alanlar sürekli aynı kalmaz. Bazı alanlarda yükselen, yükselmeler meydana gelir bazı alanlarda alçalmalar meydana gelir bazı alanda çarpışmalar meydana gelir. İşte biz bu kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetlere İç kuvvet diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kaynağını yerin iç kısmı. Buradaki yerin iç kısmı nedir dediğimizde hemen şunu unutma. Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler vardı. İlk videomuzu hatırla yerin şekillenmesinde litosfer manto ve çekirdek demiştik. Şöyle yer kabuğunun o parçalarını çizdiğimizde ilk kısım yerin en ince katmanıydı ve litosferdi. İkinci kısım mantoydu. Üçüncü kısım da çekirdekti. Litosfer yer kabuğuydu. Devamında manto vardı ki yer hacminin en fazla olduğu katmandı ve bu bizim için çok çok önemliydi. Mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlar iç kuvvetlerin kaynağını almasında etkilidir diyoruz. Peki buradaki konveksiyonel akımlar, konveksiyonel hareketler nedir dediğimizde ısınan magma yükselip yükseldiğinde bizim litosferimize yani kara kütlemize çarpacaktır. Okyanusal ve kıtasal kabuk olarak ikiye ayrılıyordu ya siyal ve sima olmak üzere. Buraya çarptığında bazı alanlarda bunları birbirine doğru yakınlaştıracak ve çarpışma gerçekleşecek. Bazı alanlarda ise bunlar birbirinden uzaklaştıracak. Bakın mantıklı düşünün. Burada iki okyanusal kabuğun birbirinden uzaklaştığını düşünürsek, yerin altındaki magma yeryüzüne çıkacak mı? E bu alanlarda volkanik faaliyetler yaygın olarak görülebilir. Bununla birlikte çarpışma alanlarında dağ oluşumları meydana gelebilir. Depremler meydana gelebilir, değil mi? O zaman bizim iç kuvvetlerimiz nelerdir dediğimizde, yerin alt kısmındaki magma yeryüzüne çıktığında volkanizma faaliyetlerini oluşturabilir. Hadi bakalım açalım volkanizma mı? Depremler kısmı. Çarpışmayla birlikte sarsıntılar kısmıdır. Seizma diye de ifade edilir. Bunu da unutmamış olalım. Geldik ikinci kısmımız volkanik faaliyetler, volkanizma hareketleri. Üçüncü kısmımıza geldiğimiz zaman kıta oluşumu. Yani epirojenik hareketler ve dördüncü kısma geldiğimiz zaman ise dağ oluşum yani orojenez dediğimiz hareketler. Bakın tekrar edelim. Gelin hep birlikte. iç kuvvetler dörde ayrılıyor. Bunlardan birincisi dağ oluşumu. Diğer ismiyle orojenez sevgili arkadaşlar. İkincisi kıta oluşumu ya da kıta hareketleri kıtanın dikey yönde yükselip alçalması işlemi. Bu olaya biz kıta oluşumunun diğer ifadesinde epirojenez diyeceğiz. Üçüncü kısma geldiğimiz zaman depremler buradaki kısma da diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve dördüncü kısımda da volkanik faaliyetler yani volkanizma. Peki bu iç kuvvetler oluşumunda meydana gelen hareketleri ise biz tektonik hareket ifadesini kullanacağız. Ama bunu unutma çünkü bundan sonra bu ifadeyi çok fazla duyacaksın. Tektonik hareketler ifadesi karşına geldiğinde unutmuyorsun tekrar söylüyorum. İç kuvvetlerin oluşum sürecinde meydana gelen hareketlerdir diyebiliriz. O zaman gelin hep birlikte birinci iç kuvvetimiz olan dağ oluşumu yani orajenezde başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi Arazilerimizde dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler bazı alanlarda birikiyor. Özellikle çukur alanlarda birikip çok böyle binlerce metre kalınlığında tortul tabakalara dönüşüyor. İşte biz bu deniz ya da okyanus suyunun içinde bulunduğu çukur alanlara jeosenklinel alanı diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve bu jeosenklinel alanlarında biriken tortul tabakalar kademeli kademeli yani basamak basamak katman katman bunları net bir şekilde görürsün. E bunlar birikmeye bağlı olarak sertlik derecesine göre farklılık gösterebilir. Bazı biriken tortul tabakalar sert bir yapıya sahiptir. Bazı biriken tortul tabakalar ise yumuşak bir yapıya sahip olabilir sevgili arkadaşlar. Yani şu kısımda biriken malzemelerden bahsediyoruz tamam mı? Şimdi burada eğer ki sert bir malzeme varsa, şimdi levhalar birbirine yaklaşık biraz uzaklaşabiliyor. İki yan basınca maruz kaldığında bu levha ne yapacaktır? Eğer ki yumuşaksa burada görmüş olduğunuz gibi kıvrılacak mı? Kıvrılacaktır. Eğer ki buradaki malzeme sertse birbirine yaklaşma sonucunda sıkışmayla birlikte sert olan malzemeler ne yapacaktır? Kırılacaktır. O zaman Orojenez olayı sonucunda buradaki tortul tabakalarda sevgili arkadaşlarım sıkışmayla birlikte esnek olan, yumuşak olan malzemeler kıvrılır ve kıvrım dağlarını, sert olan malzemeler ise kırılır ve kırık dağlarını oluşturur. Yani birincisi kıvrım orojenezi, ikincisi ise kırık orojenezi olarak karşımıza çıkar. O zaman gelin hep birlikte kıvrım ve kırık orojenezleri nasıl meydana geliyor onlardan da bahsedelim. Biraz önce dedik ki esnek olan yani yumuşak olan tortul tabakalar yan basınçlara uğradığında kıvrılıp yükselmesiyle kıvrım dağlarını oluşturur sevgili arkadaşlarım. Ve kıvrılan tabakaların şuradaki yükselen kubbe şeklindeki biçimleri var ya sevgili arkadaşlar İşte bu alanlara biz antiklinal diyeceğiz. Bununla birlikte çukur kısımlaştığı yani şuradaki çukurlaştığı alan var ya bu alanı da biz senklinal diyeceğiz. O zaman kıvrım orijenizi sonucunda yükselen kubbe biçimindeki kısımlara antiklinal diyoruz. Hemen şöyle biraz da büyük yazalım. Görün arkadaşlar kubbeleşen şuradaki çukurlaşan kısma ise senklinal ifadesini kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Antiklinal senklinal kavramlarını duyarsan kıvrım dağlar sonucunda oluştuğunu bileceksin. Peki bu dağın Böyle devamı var mı? Var. O zaman biz bu orijinik hareket sonucunda oluşan dağların genel itibariyle sıra dağlar olduğunu bileceğiz ve Türkiye ölçeğinde de mesela bunu örneklememiz gerekirse Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağları kıvrım orijinin sonucunda oluşmuş ülkemizin en önemli dağlık sistemleridir diyebiliriz. Bunun özelliklerini de sonraki videolarda söyleyeceğiz. Geldik. Eğer ki esnekliğini yitirmiş sert yapıdaki malzemeler varsa yani burada sert yapıdaki tortul tabakalar varsa yan basınçlara uğradığında sevgili arkadaşlarım kırılmaya uğrar ve kırık orojenezini yani kırık dağları oluşturur diyeceğiz. Ve burada kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesi işlemi var. Bak burada kıvrıldı, kubbeemsi şekilde bir yer değiştirme işlemi var. Burada sıkışıp kırıldı. Dikey yönde ya alçalma işlemi ya da dikey yönde yükselme işlemi var sevgili arkadaşlarım dikey yönde yer değiştirmesiyle birlikte yüksekte kalan kısımlara biz horse diyeceğiz alçakta kalan kısımlara ise graben diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve bunun sıkışma alanlarındaki kırılma noktalarında ise fay hatları yer alacaktır. O zaman şunu unutma hangi dağlık sistemde depremsellik deprem tehlikesi sıcak su kaynakları daha yüksektir derse kırık orajenin sonucunda oluşan dağlık sistemler ve bu dağlık sistemleri bizim ülkemizde Ege bölgesini net bir şekilde örnek verebiliriz. Sevgili arkadaşlar bunu da unutmamış olalım. Aman dikkat antiklinal senklinal jeosenklinalden gelsin aklına bir önceki ifadede ne demiştik deniz ve okyanus suyunun içinde bulun çukur alan geniş çukurluklar jeosenklinal alanı buradaki senklinal de gene çukurluk alanıdır. Antiklinal tepe yüksekte kalan kısımdır. Horst yüksekte kalan graben e alçakta kalan kısımdır diyeceğiz. Bunu bilelim. Aman dikkat. Geçmiş dönemden günümüze kadar geldiğimizde dört tane büyük orijenik hareketin meydana geldiğini söyleyebiliriz ve yeryüzünün ilk kıvrım dağları Pire Kampriyen'de meydana gelmiştir ve Hüron kıvrımları olarak karşımıza çıkar. Ve bura yeryüzün en eski kıta çekirdekleri olan bu kıvrım dağları milyonlarca yıldır ne yapacaktır? Şimdi bir dağlık sistem oluştu. Şöyle düşünün. Dağ oluştu ve dış kuvvetler ne yapacaktır? Burada aşınma Bununla birlikte aşınan malzemeleri taşıyacak taşıma ve taşınan malzemeleri de biriktirecektir. E burası milyonlarca yıl önce oluştuğu için sürekli olarak aşındı mı? Aşındığı için bu alanlar sevgili arkadaşlarım düzleşip sertleşmişlerdir. Bunu unutmayalım. Palezoya geldiğimiz zaman iki tane orijinik hareketten bahsederiz biz. Bunlardan birincisi birinci jeolojik zaman kısmının başındaki Kaledonyen orijinizidir. Birinci jeolojik zamanın sonundaki ise Hersinyen orijinizidir sevgili arkadaşlar. Hemen bunlara da dünya ölçeğinde örnekler vermemiz gerekirse Kaledonyan kıvrımlarına İskoç ve Norveç dağlarını söyleyebiliriz. İskandinav yarımadasındaki dağları Kaledonyen orajenezine söyleyebiliriz. Hersiniyen kıvrımlarına ise örnek vermemiz gerekirse Ural dağları ve Apalaş dağlarını örnek verebiliriz. Hemen şöyle Hersiniyen Ural dağlarını ve ne dedik biraz önce Apalaş dağları dedik. Amerika'nın güneydoğu kısmında Hersiniyen orajenezine örneklerimizi de verebiliriz. Geldik şimdi Mezuzu Mezoik dediğimiz ikinci jeolojik zamanın sonu ve tersiyenin başlarında olan ve oluşumu devam eden Alp kıvrımları sevgili arkadaşlar. Bak Mezoik'in sonu ters yerden devam edip süre gelen bir süreçten bahsediyoruz. Alp Himalaya kıvrımları. Kim var burada dediğimizde Alpler var. Hemen şöyle Alp kıvrımlarını şöyle A harfiyle buraya gösteriyoruz. Alpler devamında kimler var? Himalayalar var. Alpleri gene böyle gösterdik. Alp Himalaya kıvrım sistemi diye ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte Amerika kıtasının Kuzey ve Güney Amerika kıtasının batı kıyısındaki Kuzey Amerika'nın batı kıyısında Kayalık Dağları Alp kıvrımları neticesinde Güney Amerika Amerika'nın batı kısmındaki sevgili arkadaşlarım Ant Dağları ise gene aynı şekilde Alp kıvrımları neticesinde oluşmuştur diyebiliriz ve yer geçmiş dönemden günümüze kadar geçirdiği süreçteki dağlık sistemlerle ilgili ifadeler bunları unutmayalım. Geldik kıta oluşumuna yani epirojenik hareketler sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim geniş yer kabuğu parçalarımız var ve bu parçaların dikey yönde yükselip ya da alçalması işlemini epirojenez diyeceğiz. Bunun olabilmesi içinde bizim litosfer dediğimiz Taş küremiz vardı ya siyal ve simadan oluşuyordu. Bunun alt kısmında da manto tabakımız vardı. Manto sıvı akışkan makmayla kaplıydı. Ve buna bağlı olarak bizim kara parçamız yani litosferimiz manto üzerinde bir dengede durur. İşte biz bu dengeyi izostatik denge deriz sevgili arkadaşlar. En basiti bir tane leğen alın. Leğeni suyla doldurun. Üzerine tahta parçaları ekleyin. Tahta parçaları o suyun üzerinde bir dengede duracak ya. İşte bizim... Yer kabuğumuzda, yer kabuğumuzu oluşturan levhalar da manto üzerinde bir dengede durur. Biz bu dengeyi izostatik denge deriz. Peki bu dengeyi bozan durumlar olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle düşünelim, burada bir tane kabımız var sevgili arkadaşlar. Kabda da şöyle su kütlemiz olsun. Kabın üç, üzerinde de iki tane tahta parçasını şöyle koyalım. Bir kısmı yere yani suyun içerisine çok gömülmüş diğeri daha az gömülmüş. Şimdi ben bu tahta parçalarından birincisini suyun içerisine gömmek istiyorsam üzerine ağırlık ekleyeceğim. Ama bunu tekrar yüzeye çıkarmak istiyorsam ağırlık azaltacağım değil mi? O zaman kara parçaları üzerinde yani levhaların ağırlıklarındaki değişimler izostatik dengeyi bozar. Nasıl bozulacaktır dediğimizde ağırlık artışı ya da azalışı. Buzullaşma kara kütlelerinde levhalarda ağırlık artışına sebebiyet verir ve burada bir alçalma meydana gelir. Erozyon aşınma. Burada hafifleme meydana gelir ve kara kütlesi yükselir. Lav birikmesi, volkanik faaliyetler, ağırlık artışı yaşanır ve alçalma meydana gelir. Tortullanma, aşınan malzemeler bir yerde birikir ve ağırlık artışıyla birlikte alçalma meydana gelir. Bununla birlikte buzulların erimesi diyebiliriz. İklim değişikliği değil mi? Burada da hafifleme meydana gelir ve buna bağlı olarak da yükselme yaşanır. O zaman epirojenez olayı sonucunda dengenin bozulduğu alanlarda ya al çalma meydana gelir ya da yükselme meydana gelir. Ve bozulan bu denge sonucunda yükselen kısım hafifledi yükseldi. Ve burada bir oluşan kara parçası varsa jeoantiklinal. Antiklinal neydi? Kıvrım sisteminde yüksekte yer alan kubbe biçimdeki kısımdı. Yerin yüksekte kalan kısımları diye kara kütlesi olarak ifade edebiliriz. E kıvrım orojenizinde bir de senklinel vardı değil mi? Alçakta kalan kısımdı. E burası da alçaldığı zaman oluşan okyanus ve deniz çukurlukları da jeosenklinal yani deniz çukuru olarak ifade edilmektedir sevgili arkadaşlar. Burada da şeklimiz var ama birazdan buraya döneceğiz. Şimdi epirojenez olayı meydana geldiğinde levhaların manto üzerindeki durduğu denge bozulduğunda karaya alçalır ya da yükselir sevgili arkadaşlar. Ve alçalıp yükselme olayı sonucunda iki durum meydana gelir. Eğer ki Kara kütlesinde bir ağırlık artışı yaşanır. Şöyle artı kilogram yazayım. Buradan anlayın tamam mı? Kara ağırlaşırsa dikey yönde alçalma meydana gelir mi? Gelir. Ve bu dikey yönde alçalmaya bağlı olarak kara alçalırsa eğer ki bu alan deniz kenarındaysa deniz kara içerisine doğru ilerler mi? Ve biz bu olaya deniz ilerlemesi ya da diğer ismiyle transgresyon diyeceğiz. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. Deniz ve kara seviyesinde meydana gelen değişim Burada özellikle kara kütlesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Ve kara kütlesi ağırlaşıp alçalmasıyla eğer ki bu merkezimiz deniz kıyısında ise deniz karaya doğru ilerler ve bu olaya biz transgresyon deriz. Kara kütlesinin hafifleyip yükselmesiyle birlikte yani burada da bir yükselme olayı var. Yani burada da o zaman ağırlık azalışı var. Kara kütlesi yükselirse eğer ki bu alan deniz kenarındaysa deniz gerilemesi olur ve biz bu olaya sevgili arkadaşlar regresyon deriz. O zaman bir epirojenez olayı sonucunda denizin ilerlemesi transit geçti dersin ya biri gitti hiçbir şekilde yanında durmadı, transpastı gitti dersin. Transgresyon ilerleme oradan gelsin. R yaptı dersin mesela biriyle konuşursun hararetli bir şekilde ve diğeri sustuğu zaman dersin ki R yaptı dersin, regresyon oradan aklı ...gelebilir. Regresyon gerileme... ...transgresyon ilerleme. Peki sevgili arkadaşlar... ...yer yüzeyinde epirojenik hareketlere... ...örnekler verebilir miyiz dediğimizde... ...tabii ki de verebiliriz. Bunun en güzel örnekleri taraçalar sevgili arkadaşlar. Diğer ifadeyle sekiler epirojenik hareketlere en güzel örneklerdir. Tabii ki de dünya ölçeğinde bu epirojenik hareketlere örnek verirsek mesela karanın yükselip denizin gerilediği alanların başında neresi gelecektir? Buzullaşmanın Meydana geldi ama küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların eridiği bazı alanlar var. Neresi dediğimiz zaman özellikle Grönland sevgili arkadaşlar. Grönland her yıl birkaç santimetre yükselmekte. Aynı şekilde Alp Dağları sevgili arkadaşlarım her yıl yükselmekte. Peki çökmeye uğrayan alanlar neresidir dediğimizde örnek vermemiz gerekirse Hollanda sevgili arkadaşlarım çökmekte. Bununla birlikte İtalya'da Venedik şehri ve Po Ovası çökmekte. Bunları da dünya ölçeğinde örnek verebiliriz ve unutma epirojenik olaylara en önemli örnekler akarsu yataklarında ve kıyılarda meydana gelen Taraçalar. Taraça nedir dersek basamaklı yapı sevgili arkadaşlar. Yani şu basamaklı yapıyı gördüğünüz zaman eğer ki böyle bir ifade varsa bu alanın epirojeneze uğradığının kanıtıdır diyebiliriz. Geldik volkanizma faaliyetleri. Volkanizma faaliyetlerinde magmanın yer ya da yer yüzeyine yakın yerleri sokulup soğumasıyla oluşacağını bileceğiz sevgili arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Yerin altındaki magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılır. O zaman volkanizma oluştuğu yere göre kaça ayrılır? bence ikiye ayrılır. Birincisi yeryüzüne çıkıyorsa yüzeye çıktığı için buna biz yüzey volkanizması deriz. Tanımdan yola gidelim ki hafızada kalıcı olsun. Devam ediyorum yeryüzeyine yakın yerleri yani yeryüzeyine ne yapamadı çıkamadı ama yakın yerleri çıktıysa yerin derinliklerinde oluşacaktır ve bu olaya da biz derinlik volkanizması diyeceğiz. O zaman volkanizma oluştuğu yere göre ikiye ayrılır. Derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması. Gelin hep birlikte şuradaki görselde görmüş olduğu hangi volkanizmadır? Derinlik volkanizmasıdır. Neden derinlik volkanizması? Çünkü buradaki gösterdiğimiz şekillerin hepsi yerin alt kısmında oluşmuştur diyeceğiz. Öncelikle birinci şeklimizden başlayalım. Batolit sevgili arkadaşlar. Batolit şöyle bir baktığımız zaman markmanın çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçlarından oluşan kubbe biçimindeki şekildir. Buna mesela bizim ülkemizde örnek verebileceğimiz en güzel yer bizi Bursa'dan izleyenlere selam olsun Uludağ'dır sevgili arkadaşlar. Ve Uludağ bir batolittir. Şu anda biz Uludağ'ı yüzeyde görüyor muyuz? Tabii ki de görüyoruz. E nasıl derinlik volkanizması oldu? Çok eski dönemlerde bunlar yerin alt kısımlarında oluştu. Aşınmayla birlikte çünkü dış kuvvetler araziyi aşındırıyor ya sürekli. Aşındırmaya bağlı olarak yüzeye çıktı. Devam ettim. İkinci şeklim lakolit sevgili arkadaşlar. Bu da magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulması sonucunda mantara benzeyen şekildir. Kubbemsi bir şekildir sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şekilden bahsediyoruz. Mantara benzer. Eğer ki mantar ifadesini duyuyorsan lakolit. Çok büyük kütle ifadesini duyuyorsan batolittir sevgili arkadaşlar. Daik. Şöyle dersek dikten gelsin aklına. Daik dik. Daik dik buradan gelsin. Ve şöyle ki magmanın tabakaları keserek tabakalar arasına damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekillerdir. Yani dik bir şekilde gerçekleşen sil ise yatay şekilde gerçekleşen magmanın sokulmasıyla ve soğuması sonucunda oluşan şekillerdir. O zaman tekrar edelim. Batolit çok büyük yapıydı. Uludağ örneğiydi. Lakolit kubbemsi mantara benziyordu. Dike dikten gelsin aklına. Sil yataydan gelsin aklına. Yatay sokulma varsa sil. Dikey sokulma varsa dike'tır diyeceğiz. E geldik derinlik volkanizması bittikten sonra ikinci kısma yüzey volkanizması sevgili arkadaşlar. Burada ne olacaktır? Magma yer yüzeyine çıkıp yer yüzeyini çıktıktan sonra soğumasıyla birlikte meydana gelecektir. Ve bu esnada yer sıvı, katı ve gaz halde maddeler çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Yani bir volkanik patlamanın videosunu izlediğinizde lavlar çıkabiliyor. Volkan bombası, lapilli, volkan külü çıkabiliyor sevgili arkadaşlar. Ve bunların birikmesi sonucunda da mesela lavların birikmesiyle birlikte ya da volkanik küllerin birikmesiyle birlikte de lav düzlükleri bu lav düzlüklerinin mesela şurada bir lav düzlüğümüz var tamam mı? Akarsuyla bu parçalandığında bu alan çevresine göre yüksekte kalıyor ve volkanik platoları oluşturabilmekte. Gelin hep birlikte burada bölümlere de bakalım sevgili arkadaşlar. Volkanlardan büyüklüğüne göre kül, lapilli, volkan bombası gibi prekulastik malzemeler çıkabilmekte. Krater dediğimiz volkan kundilerinin tepe kısmındaki patlama sonucunda oluşan çukurluklar. Kaldere ise patlamalar ya da çöküntülerle genişlemiş kraterdir. Yani tepe kısmı patlama ya da çökme ile genişliyorsa kalderadır. Mesela bizim ülkemizde en ünlü kalderaların başında Nemrut Kalderası gelir. Mağar ise volkanik faaliyetler etrafında meydana gelen patlamalar sonucunda oluşan çukurluklardır. Mesela buna da en güzel örneklerden bir tanesi Mekke Mağarı, Konya Karapınar'da ve hemen yanında bulunan Acıgöl Türkiye'nin en güzel mağar örnekleri olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Şimdi geldik volkan konileri. Volkanizma faaliyetleri sonucunda magma gelen yeryüzünde üst üste biriken malzemelerin özelliğine göre oluşur. Yani koniler makmadan gelen malzemenin özelliğine göre oluşuyor. Bakın baktığımız zaman biri çok yatay buradaki çok yatay değil mi? Ama buradaki bayağı dik. Buradaki yatay olursa o zaman lavlar böyle yayılmış mı? Yayılabilmesi için buradaki lavların ne olması lazım? Akıcı olması lazım sevgili arkadaşlar. Eğer ki kalkan volkan varsa ki bu kalkana benzer şöyle düşündüğün zaman çok akıcı olan lavlar volkandan çıktıktan sonra çevreye yayılmasıyla oluşur. Buradaki kül konileri ise volkanlardan çıkan kül ve tüflerin yani bir volkanik patlama esnasında şuradaki kül ve tüfler var ya bunların baca etrafında birikmesiyle oluşur. Bakın gördünüz mü baca kısmı ne kadar dik? Tabakalı volkanda ise tabaka diyorsa basamak basamak. Lav ve tüflerin üst üste katmanlar şeklinde birikmesiyle meydana gelir diyebiliriz. E geldik şimdi dünyada volkanik faaliyetlerin dağılışı. Burada özellikle şunu unutma. Yeryüzünde volkanik faaliyetlerin dağılışı ile levha sınırlarının dağılışı paralellik gösterir sevgili arkadaşlar. Çünkü levha sınırları yerin en zayıf halkalarıdır, en zayıf noktalarıdır. Bunu da unutmayalım ve dünyadaki volkanik faaliyetlerin yaklaşık %75'lik kısmı sevgili arkadaşlar. Pasifik levhasının çevresinde yer aldığı için bu alana ateş çemberi denir. Neresidir burası? Bakın şurası Kuzey Amerika kıtası. Hemen şöyle aşağıya geldim. Güney Amerika'yı görebilmekteyiz. Devam ediyorum. Asya'ya doğru gideceğim. Asya'nın doğusu ve Avustralya'nın doğu kısmı sevgili arkadaşlar Pasifik Okyanusu çevresinde yer aldığı için bura ateş çemberidir. Eğer ki burayı bana veriyorsa burası yüzeyinde volkanların en yaygın görüldüğü yerlerdir. Ha onun dışında başka alanlar var mı dersek Atlas Okyanusu ortasında var. İzlanda ve çevresinde. Bakın mesela burada bir birbirinden uzaklaşan iki tane okyanusal levha vardır. Ve okyanusal levhalara bağlı olarak denizaltı volkanizması da yaygın olarak görülebilmekte. Aynı şekilde Akdeniz çevresinde de gene volkanik faaliyetlerimiz yer almakta. İtalya mesela en güzel örneklerden bir tanesidir. Bir de Afrika'nın doğusu. Burada da birbirinden uzaklaşan iki tane kıtasal levha vardır ve buna bağlı olarak volkanik faaliyetler yaygın olarak görülür ama Pasifik ateş çemberini aman unutma. Çünkü burası yeryüzündeki deprem volkanik faaliyetlerin en yaygın görüldüğü yerdir. Bak dikkat et ne dedim deprem dedim. O zaman depremle de volkanizmanın görüldüğü yerler paralellik gösterecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden depremle devam edelim. Depremler yer kabuğunda çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen kısa süreli sarsıntılar olarak tanımlanır ve çevreye depremler dalgalar şeklinde yayılır. Yani depremin ilk çıktığı noktayı düşünürsek çevreye böyle dalgalar şeklinde yayılacaktır. Şurası da bizim zemin kısmımız olursa sevgili arkadaşlarım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Suya bir taş atıyorsunuz. Taşın oluşturduğu dalgalar deprem dalgalarıyla benzerlik gösterir. Böyle çevreye doğru yayılır sevgili arkadaşlar. Ve yer kabuğu içerisinde meydana gelen depremin başladığı ilk nokta yani şurasını biz İç merkez. İç merkezin diğer ismi sevgili arkadaşlar hiposantırdır. Şimdi deprem burada başladı mı? Başladı. Tam şu kısımda başladı. Dalgalar şeklinde çevreye yayıldı ve en kısa noktada yeryüzeyine ulaştığı kısma ise dış merkez deriz. Dış merkezin ismi de episantırdır. Tekrar söylüyorum hiposantır iç merkez, episantır dış merkez olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Dış merkez depremin şiddetinin en fazla hissedildiği alandır. Yani şurası depremin en kısa yoldan yeryüzeyine ulaştığı kısım ya burası depremin de aslında şiddetinin en fazla hissedildiği alandır ve deprem merkezinden başlayan deprem dalgaları genel olarak çevreye 3 farklı şekilde dağılır sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nelerdir dediğimizde birincisi boyuna dalgalar P dalgaları deriz enine dalgalar S dalgaları deriz ve yüzey dalgaları L dalgaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Biraz sonra haritada da dünyadaki depremlerin dağılışını göstereceğiz ama deprem dediğimiz zaman fay ismini, fay kavramını bilmemiz gerekiyor. Yer kabuğunda meydana gelen tektonik hareketler özellikle sert tabakalı alanlarda kırıklara sebep olur. Biz bunu nerede duyduk? Biraz önce duyduk diye hatırlıyorum değil mi? Biz nerede duyduk bunu? Kırık dağların oluşumunda. Buradaki sert tabakalı alanlarda kırıklar meydana geliyorsa tabakaların birbirlerine göre uyumsuz olduğu alanlar fay atları olarak nitelendirilecektir. Bakın dikkat edin, bu tabakanın normalde burada ya da buradan böyle gitmesi lazım ama bir tabaka dikey yönde diğerine göre yükselip ya da alçalmıştır. İşte bu alanlara biz kırıklıklara ya da fay ismini vereceğiz sevgili arkadaşlar. 3 tip fayımız var. Bunlardan birincisi normal, ikincisi doğrultu atımlı. Üçüncüsü ise ters fay olarak karşımıza çıkmakta ama çok önemli değil bizim için. Burada önemli olan ifadelerden bir diğeri oluşumuna göre depremler. Biz bu oluşumuna göre depremleri üçe ayıracağız. Birincisi çöküntü depremler. Çöküntüdeki kastımız nedir? Yerin altındaki bir boşluk var, mağara var, galeri var, bir maden sahası olabilir. Bunun tavan kısmı çöktüğünde meydana gelen sarsıntılardır ve etki alanları dardır. Özellikle bu depremleri biz karstik arazilerin yay olduğu ülkemizde de Akdeniz bölgesinde görebilmekteyiz. Volkanik depremler ise ikinci depremlerdir ve bu da aktif volkanik alanlarda volkanizma sırasındaki patlamalar sonucunda görülen depremlerdir ve bu depremlerin de etki alanı dardır. Aktif volkanın bulunduğu alanlarda görülür ve Türkiye'de bu depremler görülmez sevgili arkadaşlar. Üçüncü kısım ise tektonik depremlerdir. Bizim biraz önce söylemiş olduğumuz sert alanlardaki kırıklık dediğimiz fay hatlarının bulunduğu alanlarda görülen depremlerdir sevgili arkadaşlar. Yıkıcı etkisi ve en geniş depremin görüldüğü kısım tektonik depremdir. Bunu unutmayalım. Geldik dünyadaki depremlerin dağılışı. Yeryüzünde depremlerin yoğunlaştığı haritamıza da baktığımızda üç tane ana kuşak yer almakta. Bu kuşaklar unutma levha sınırları ile paralellik gösterir. E bu ifadeyi biraz önce volkanik faaliyetlerde de söylemedik mi? O zaman volkanizma faaliyetleri ile deprem faaliyetleri ya da sıcak su kaynakları levha sınırları ile paralellik göstermekte çünkü buralar yer kabuğunun en zayıf noktalarıdır sevgili arkadaşlar. Ve bu kuşaklar levha sınırlarıyla örtüşüyor dedik. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Birincisi Büyük Okyanusu çember şeklinde saran Pasifik deprem kuşağı. E bunu biraz önce aynı ifadeyi volkanik faaliyetlerde de söylemedik mi? Pasifik deprem kuşağı, Pasifik levhasının bulunduğu yerdeki ateş çemberi sevgili arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Asya'nın doğusu, Avustralya'nın doğusu, burada Endonezya, Malezya yine adaları. Bununla birlikte Amerika'nın batı kısmını dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Buraya unutmayalım. Tabii ki de burada çok şiddetli depremlerin görüldüğü birkaç ülkeyi yazarsak. Mesela şurada Japonya'yı yazabiliriz. Asya'nın doğu kısmında sevgili arkadaşlar. Ya da devam ettik Amerika'nın batısına geldiğimiz zaman burada Şili'yi yazabiliriz. Dünyadaki en şiddetli depremlerin görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Ya da kuzeye doğru çıktığımızda Meksika'yı yazabiliriz ve bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni yazabiliriz. Pasifik deprem kuşağı içerisinde yer alan merkezlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci kuşak ise Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Akdeniz'den başlar Himalaya kadar yani Asya'ya kadar devam eden bir kuşaktan bahsediyoruz. Burada mesela bazı ülkeler var. Bunlardan birkaç tanesini örnek vermemiz gerekirse İtalya. Bununla birlikte vermezsek olmaz Türkiye. Değil mi sevgili arkadaşlar? Onun dışında İran, Afrika Afganistan, Nepal hemen şöyle doğuya doğru gittiğimizde bu ülkeleri de Akdeniz, Himalaya deprem kuşağı içerisinde görebilmekteyiz. Yeryüzündeki depremlerin sevgili arkadaşlarım üçüncü kuşağı ise neresidir dediğimizde Atlas Okyanusu'nun orta kesmindeki levha sınırıdır. Yani tam bu kısımdır. Burada da İzlanda'yı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. E şimdi bize soru geldiği zaman yeryüzündeki depremlerin yaygın olarak görüldüğü ya da deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlar nedir dendiğinde şöyle yapacaksın üç tane I bir tane çizgi. Yani I ve H harfi yapacaksın. Bak geldin Amerika'nın batı kısmına bir tane I'yı koydun. Bakın gördünüz mü? Bir tane I koyduk. Atlas Okyanusu'nun ortasına İzlanda'yı da içerisine alıp bir tane daha I koyuyorsun. Asya'nın doğusuna gene bir tane daha I koyuyorsun ama Avustralya'yı bu işleme dahil etmiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra Türkiye var ya Türkiye bilirsin zaten. Türkiye'den bir batıya doğru git buraya geldiğin zaman Atlantik deprem kuşağına kadar gel. Bir de doğuya kadar böyle bir düz hat çek. Burada da nereye gideceksin? Pasifik deprem kuşağına kadar. Bak gördün mü? I ve H harfini oluşturduk mu? Senin bu alana temas eden bir yerin varsa deprem tehlikesi yüksektir. Peki nerelerde düşüktür dediğimizde Grönland'da deprem tehlikesi düşüktür. Onun dışında Kanada'nın kuzeyinde deprem tehlikesi düşüktür. Onun dışında Brezilya'da deprem tehlikesi düşüktür. Kuzey Afrika'da deprem tehlikesi düşüktür. Avustralya'da deprem tehlikesi düşüktür. Ya da Sibirya'da deprem tehlikesi düşüktür. I ve H harfini çizdiğinde harfe temas etmeyen yerler var ise sevgili arkadaşlarım bu alanlarda deprem tehlikesi düşüktür. Ya da İskandinav yarımadasında deprem tehlikesi düşüktür diyebiliriz. Bu alanları da unutmayalım. Tabii ki de depremi neyle kaydediyoruz dediğimiz zaman sevgili arkadaşlarım depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen alet sevgili arkadaşlarım sismograftır. Bunu da unutmayalım. Güncel Kandilli Rasathanesi'nin verilerine girerek de günlük yaşanan depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Geldik örnekler kısmımıza. Hemen şöyle baktığımızda Himalaya dağlarının oluşması epirojenes kıta hareketi, orojenez dağ oluşumuydu. Volkanizma ve depremler var. Himalaya dağları daha dediğimiz zaman orojeneze dahil edeceğiz sevgili arkadaşlar. Derinlik kayaçları yerin alt kısmında soğumayla oluşuyor. O zaman bu volkanizma ile ilgili bir durum. İki volkanizmaya alıyoruz. İskandinav yarımadasının yükselmesi. Yükselme varsa epirojenik hareketler var. Dikey yönde alçalıp yüksel vardı. O zaman 3. ayı projenize dahil ettik. 4'e geliyorum. Yer kabuğunda kırılmalar meydana kırılma varsa fay hattı vardır. E bunu hem deprem hem orojnik hareketleri alabiliriz. Yer kabuğunda kırılmalar diyorsa fay hattı. Hadi gelin bunu depreme alalım ama kırılmayla birlikte kırık dağlarında oluştuğunu unutmayalım. Epicenter diyorduk sevgili arkadaşlar. Epicenter dediğimiz zaman dış merkez aklımıza gelsin ve deprem olarak ifade edebiliriz. Toprak kaymasının meydana gelmesi sevgili arkadaşlar toprak kayması meydana gelirse burada volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelebilir o zaman 6 numarayı volkanizmaya dahil edelim kaldera dediğimiz zaman o kraterin çökmesiyle birlikte meydana gelen daha geniş çukurluk alanıydı. Hemen yediği de volkanik faaliyetlere dahil edelim. Kıyılarda taraçaların oluşmasının en önemli kanıtı epirojenizin olduğunun kanıtıdır. Ve 8 numarayı epirojenize dahil edelim. 9. Yer kabuğunun yükselme ve alçalma şeklinde hareket etmesi. Yer kabuğu yükselme ve alçalma şeklinde hareket ediyorsa tabii ki de bu olay epirojenez olayıdır. Etna, Vezü, Mayon ve Sumatra gibi dağların oluşması bunlar volkanik dağlardır. O zaman 10 numarayı volkanizmaya dahil edelim. Lav platolarının oluşması, volkanik faaliyetlerde lavlar yer çıktığında soğur ve bu alanlarda akarsular aşındırma yapmasıyla birlikte lav platoları meydana gelir. O zaman lav platoları da volkanizmaya dahil edebiliriz. Deniz ilerlemesi transit gitti. Transgresyon karaya doğru ilerledi. O zaman kara alçalacak. Biz bu olaya epirojenez diyeceğiz. 12'yi de epirojeneze dahil ettik. Yeni bir kara parçasının ortaya çıkması. Eğer ki dikey yönde yükselip alçalma varsa jeosenklinal jeoantiklinal kara kütlesi jeo ifadelerinde epirojenez Denizi unutmayalım. 13 numarayı da buraya dahil ettik. Çöküntü alanlarının oluşması. Çöküntü alanları diyor sevgili arkadaşlar. Özellikle sıkışmayla birlikte kırılmaya bağlı olarak çöküntü alanları tektonik ovalar oluşabilir ve 14 numara depremler olarak karşımıza çıkar. Ege denizinin oluşması sevgili arkadaşlarım. Kıtanın dikey yönde yükselip alçalmasıdır ve 15 numaraya dahil ederiz. Yüksek kesimlerde fosillere rastlanması. Bu nasıl olacaktır? Sıkışmayla birlikte yükselme meydana gelecek. E sıkışmayla birlikte yükselme varsa bu dağ oluşumudur. Özellikle bazen ifadelerde Toros dağlarının yüksek kesimlerinde denizel canlı fosillerine rastlandı denildiğinde Toros dağlarını oluşturan orogenezdir. Ve 16 numarayı orogeneze dahil edebiliriz. Mağar dediğimiz zaman gazların sıkışmasıyla birlikte patlamaya bağlı olarak oluşan çukurluklardı. Ülkemizde iki tane güzel örneği var dedik. Meke mağarı ve hemen çevresinde yer alan Acıgöl. E bu volkanik faaliyetler sonu ucunda oluşuyor. 17 numarayı buraya dahil ettik. Antiklinal senklinal. Antiklinal senklinal. Yüksekte alçakta kalan kısımlar. Kubbe şeklinde ve alçakta kalan kısımlar daha oluşumu o zaman orojenize. Bunu dahil ederiz. Batolit. Batolit Uludağ'ydı değil mi? Büyük kütleydi ve volkanik faaliyetler sonucunda derinlik volkanizması ile birlikte oluşmuş şekildi. O zaman 19'u volkanizmaya dahil ettim. Kaledonyen ve Hersiniyen kıvrımları bunlar orijenik hareketlerdi. O zaman orijenik hareket varsa orijenizi 20'ye dahil ettim. Sıcak su kaynaklarının oluşması deprem ifadesinde bunu görebiliriz sevgili arkadaşlar. Volkanik faaliyetlerin etrafında da sıcak su kaynakları oluşur ama depreme yazalım ve bu kısmı da böyle. Böyle güzel bir şekilde tekrar etmiş olalım. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Konu biterken bugün sizlerle birlikte iç kuvvetleri gördük. Yani neleri gördük? Şöyle bir hatırlayalım. Orojenizi, dağ oluşumunu gördük. Epirojenizi gördük. Kıtanın dikey yönde yükselip alçalmasıydı. Bununla birlikte volkanik faaliyetler, volkanizmayı gördük ve son olarak sevgili arkadaşlar Neyi gördük? Depremleri gördük. Hemen şöyle bunların diğer isimlerini de söylemek istiyorum. Orojenes dağ oluşumu idi. Epirojenes kıtanın dikey yönde yükselip alçalması idi. Depremler ise seyizma idi sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmamış olalım. E dersimiz bittiyse kitaplarımızdan tekrar ödevlendirmemizi yapalım. Bugün sizlerle birlikte iç kuvvetleri işledik sevgili arkadaşlar. 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. sayfaları çöz. Gene 21'i açtım, bu kadar da şanslıyım. Örnek bir sorun var, ardından soru çözümlerim var. Takıldığın yerde de hop karikoto okutarak sorunun çözümünü dinleyebilirsin. Kitaplarımızda temin etmeyi unutmayın. İkinci kısmımız konu anlatımlı soru bankası. Kitabımız gene buradan da iç kuvvetleri bir kere öğrendik. Bununla birlikte konuyu tamamlayımıyla oturtmak için bu kitabımızdan da bir kere daha tekrar edebilirsin. 16, 18, 20. sayfalar konu anlatımlarımız var. Ardından soru çözümlerimiz ve takıldığın yerde de gene kare kodu okutarak soruların çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.